Merhabalar, 4. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 2. videomuzda olacak. Hemen sorularla başlayalım. Aşağıda cümlelerin başına doğru olanlara de yanlış olanlara ye yazalım. Emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarını önler. Doğru. Trafik kazaları ülke ekonomisine zarar verir. Doğru. Trafikte yolcuların uyması gereken kurallar yoktur diyor. Yanlış. Vardır karayollarında karşı, karşıya geçmek için güvenli geçişten yerle geçiş yerlerini tercih etmeliyiz. Doğru. Bunlar yaya geçidi, ışıklı geçitler, alt ve üst geçitlerdir. Trafikte saygılı ve sabırlı olmak trafik kazalarını azaltır. Doğru. Bir yerden bir yere giderken en güvenli yol değil, en kısa yol tercih edilmelidir. Yanlış, en güvenli yol tercih edilmelidir. Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. Doğru. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşabiliriz. Yanlış. Oyun alanı bulunmayan yerlerde cadde ve sokakları oyun alanı olarak kullanabiliriz. Yanlış. Trafikte işaret ve levhaların kullanılması düzenli ve güvenli bir trafik içindir. Doğru. Üzeri açık araçlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmak güvenlidir. Yanlış. Son derece güvensizdir toplu taşıma araçlarını kullanmak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar doğru. Hava yolu ulaşımı en hızlı ve en ucuz, en ucuz değil ulaşım türüdür yanlış. Çevremizde gördüğümüz trafik işaret ve levhalarını korumalıyız doğru. Trafikte en önemli şey insan hayatıdır doğru. Koyu renk kıyafet giymiş kişiler sürücüler tarafından kolay fark edilirler yanlış arkadaşlar açık renk olacak. Toplu taşıma araçlarında sürücünün sıkılmaması için onunla arada bir konuşmalıyız. Hayır konuşursak dikkati dağılır. Toplu taşıma araçlarında koltukların kirletilmesi yanlış bir davranıştır. Doğru. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken cep telefonu ile mesaj yazmak tehlikeli olabilir. Doğru. Okula giderken kısa yolu değil güvenli yolu seçmeliyiz. Doğru en güvenli yolu tercih etmeliyiz arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar boşluk doldurma sorusu. Trafik yoğunluğunun azalması için nokta nokta araçlar tercih edilmelidir. Arkadaşlar toplu taşıma araçları yazdığımızı e, burada üzerini çizersek daha kolay yazarız. Yolculuk yapan araçlara zarar verilmesi ülke ekonomisini olumsuz etkiler arkadaşlar. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken uyulması gereken kurallar vardır. Arkadaşlar ön kapıdan bilinir, arka kapıdan inilir. Trafik kazalarına neden olmamak için dikkatsiz ve aceleci davranmamak gerekir. Olumsuz hava koşullarında koşulları da nokta nokta neden olabilir. Neye neden olabilir? Trafik kazalarına. Taşıtlar duruyor bir, olsa bile taşıtlara asılmak ve tutunmak arkadaşlar tehlikelidir. Trafik kurallarına uymayan kişiler nokta nokta kurallar çerçevesinde uyarılmalıdır. Nezaket kuralları çerçevesinde uyarılmalıdır. Trafik kurallarına uymadığı için başkası tarafından uyarılan kişi nokta nokta dikkate almalıdır. Neleri uyarıyı dikkate almalıdır arkadaşlar? <laughs> Trafik kazaları ekonomik ve sosyal nokta nokta sebep olur. Neye? Sorunlara arkadaşlar. Trafik kazalarının önlenebilmesi için top, toplumda nokta nokta görev düşmektedir arkadaşlar. Herkese görev düşmektedir. Herkese görev düşmektedir. Çoktan seçmeli sorularla devam ediyoruz. Şehir içinde bir yerden şehir içinde arkadaşlar burası önemli bir yerden bir yere gitmek için ekonomik, ucuz olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? A belediye otobüsü, B özel otomobil taksi uçak arkadaşlar uçak şehirler arası taksi ve özel otomobil pahalıdır en ucuzu belediye otobüsü A şıkkı herhangi bir trafik kazası sonrası aşağıdaki telefon numaralardan hangisini aramalıyız arkadaşlar 112 acil servisi aramalıyız aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir uykusuz araç kullanmak kaza nedenidir arkadaşlar yeşil ışıkta geçmek kırmızı ışıkta durmak trafik kurallarına uygun gitmek kaza nedeni değildir Tam tersi bunlar kazaları önler. Aşağıdakilerden hangisi yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararlarındandır? Yolculuğun rahat geçmesini sağlar. İnsanları aşırı ve soğuktan korur. Hayır. Kaza sırasında bir yere çarpmamızı önler. Bu yararıdır arkadaşlar yolcuların araç içinde rahat hareket etmelerini önler. Hayır arkadaşlar kaza sırasında bir yere çarpmamızı emniyet kemeri önler. Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıdaki belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Kulakla müzik din, kulaklıkla müzik dinleyen. Hayır. Koltukların üzerine resim yapan yolcu uyarılmalıdır nezaketle. Kitap okuyan yolcu hayır. Etrafı izleyen yolcu hayır. 6. soruyla devam edelim. Yolcular toplu taşıma araçlarında hangi kapıdan binmelidir? Arkadaşlar ön kapıdan bilinir, arka kapıdan inilir. Cevabımız B şıkkı. Emniyet kemeri neden takılmalıdır? Arkadaşlar polis görsün diye ceza vermemek için, süs olsun diye D güvenliğimiz için takılmalıdır. Cevabımız D şıkkı. Toplu taşıma araçlarında yolcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır? Düşmemek için tutunmak doğru bir davranış. Yaşlı sakat vesaire kişilere yer vermek doğru bir davranış. Koltuklara bir şeyler yazmak yanlış bir davranış. Başkalarını rahatsız etmemesi doğru bir davranıştır. Karanlıkta sürücüler etrafında fark edilmek isteyen bir kişi yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmalıdır diyor arkadaşlar. Koyu renk elbiseler giymelidir. Hayır açık renk. Eşyalarda yansıtıcı özelliği olan etiketler bulundurmalıdır. Doğru. El feneri kullanmalıdır. Doğru. O halde hangileri doğru? 2 ve 3 doğru. Aşağıdakilerden hangisi bir yayanın uyması gereken trafik kurallarından biri değildir? 10. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir yayanın uyması gereken trafik kurallarından biri değildir? Arkadaşlar yayanın diyor burada. Dikkat edeceğiz. Kaldırımı, kaldırımı olmayan yolda yolun sol tarafından yürümek doğru yayanın. Arkadaşlar araç kullanırken hız sınırına uymak bu yayanın değil sürücünün görevi. Cevabımız B şıkkı. Toplu taşıma araçlarını durakta bekleyerek bir yayanın karşıdan karşıya geçerken güvenli geçiş yerlerini kullanmak yine yayanın görevidir. Cevabımız B şıkkı olacak. En kısa hava yolundadır. Cevabımız B şıkkı. Hangisi trafik kazaları nedeniyle oluşan sorunlardan değildir? Çevre kişiliği sorun, ekonomik kayıplar sorun, insanların yaralanması ve ölümü sorun, karayollarının iyileştirilmesi bir sorun değildir. Cevap D şıkkı. 13. Aşağıdakiler hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildi? Trafik kurallarına uymak, uykusuz ve trafiğe çıkmak sebeplerinden biri. Alkol etkisinde iken trafiğe çıkmak sebeplerinden biri. Aşırı hızlı araç kullanmak sebeplerinden biri. Kazalarına sebebi olmayan cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Trafik akışını düzenleyen trafik güvenliğinin sağlanması hangi meslek grubunun görevidir? Trafik polisinin görevidir. C şıkkı bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır diyor. Arkadaşlar okul bahçesinde kullanılabilir, taşıt yolunda kullanılmamalıdır. B şıkkı parkta ve evin bahçesinde kullanılabilir. Mıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.